Yazılı yazır mısın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Koordinat sisteminde verilen A 4 eksi B ye 3 noktası y ekseni üzerinde B eksi 2'ye 2 A artı B noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre A kaçtır diye bize sorumuz sorulmakta. Öncelikle burada bilmemiz gereken eğer bir nokta y ekseni üzerindeyse arkadaşlar bu noktanın x'inin 0 olduğunu söyleyebiliriz. x'i 0 ise, yani x'i de burada 4 eksi b olacaktır. Bunun 0 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü x'inin 0 olması gerekiyor ki y ekseninde olabilmeli. Örnek olarak şöyle gösterecek olursak burası y ekseni. Yani bu noktamız burada veya burada herhangi bir noktadaymış buralardan. Ve buradaki herhangi bir noktanın x'i ne olacaktır? 0 olacaktır y ekseninde olduğu için. Buradan b'mizi 4 olarak söyleyebiliriz. Bu cepte dursun. Ardından b noktasına bakalım. Eksi 2 2 artı b noktası da x ekseni üzerindeymiş. x ekseni üzerinde olabilmesi için bir noktamızın da bu noktamızın da y eksen y'nin y'sinin 0 olması gerekiyor. Yani y değeri 0 olacak arkadaşlar. Ordinat değeri 0 olacaktır. Bu sefer de 2 artı b'nin 0 olması gerektiğini söyleyelim. B'yi 4 olarak bulmuştuk zaten. 2 artı 4 eşittir 0'dan. 2 a eşittir eksi 4. A eşittir eksi 2 olarak sonucumuzu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Analitik düzlemde A 3'e eksi 1 ve B 2'ye 4 noktalarına eşit uzaklıkta olan ve x eksinin üzerinde bulunan C noktasının apsisi kaçtır diye sorulmakta. Bir formülümüz var arkadaşlar. Burada onu uygulayacağız. İki nokta arasındaki mesafeyi bulabilmemiz için kullandığımız bir formülümüz vardı. Onu birlikte gelin yazalım. Şimdi bu x noktası, bu c noktası hakkında neyi bilmekteyiz? x eksenin üzerinde olduğunu bilmekteyiz. Yani x'e 0 şeklinde bu noktamızı söyleyebiliriz noktamızın ordinatı 0 olacaktır x ekseni üzerinde olduğu için. Ve formülümüzü de yazacak olursak ilk olarak A noktasına göre formülünü yazacağız. Bu C noktası ile A noktası arasındaki mesafeyi bulabilmek için ne yapıyoruz? Öncelikle karekök diyoruz arkadaşlar. Karekök dedikten sonra buradaki C noktamızın buna da C noktası diyelim. C noktamızın absisi ile absisinden A noktamızın absisini çıkarıyoruz. Yani x 3 diyoruz sonra bunun karesini alıyoruz. Ardından eksi diyoruz. Ardından da C noktasının bu sefer ordinatına geliyoruz. C noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkarıyoruz. Sıfırdan eksi 1 çıktı. Eksi 1 gelecektir. Eksi 1'in de bu sefer karesini alıyoruz. Ve bu ikisini gördüğünüz gibi farklarını almış olduk. Bu bizim iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için kullandığımız formülümüzdür. Bu neye eşit olacaktır? Bu arkadaşlar C noktasıyla B noktası arasındaki uzaklığa eşit olacaktır. Zaten A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta dediğinden dolayı böyle bir ilişkiyi söyleyebiliriz. Aynı işlemleri bir de B noktası için yapalım. C noktasının absisinden B noktasının absisini çıkaralım. Öncelikle karekök için alıyoruz tabii ki. X eksi 2'nin karesi aynı şekilde kareye aldık. Ardından eksi diyoruz. Bu sefer C noktasının absisinden B noktasının absi, pardon düzeltelim. C noktasının ordinatından B noktasının ordinatını çıkarıp karesini alacağız. Yani 0 eksi 4'ten eksi 4'ün karesi şeklinde ifademizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Buradan da devam edecek olursak Geriye sadece işlemlerimizi yapmak kaldı. Burada şu eksiği düzeltelim arkadaşlar bir şey ifade etmeyecektir ama gene biz düzeltelim yanlışlık olmasın. İşlemlerimizi yapacak olursak öncelikle her iki tarafta da karekök olduğu için karekökleri götürebiliriz. Ardından şuradaki e, ka, e, kareyi yapalım arkadaşlar. Kare işlemini ne yapıyoruz? x kare eksi 6 x artı 9 şeklinde söyleyebiliyoruz. 1'in karesi 1'dir. Eksi dedik eksi 1 eşit olacaktır. x eksi'nin karesi x kare eksi 4 x artı 4. E, eksi 4'ün karesi 16. Eksi ile çarptık. Eksi 16 şeklinde söyleyebiliriz. X kareler birbirini götürdü. E, X'leri bir tarafta toplayacak olursak. 4 eksi 4 x'i karşı tarafa attık. Burada eksi 2 x kalmış oldu. Burası 8'di. Bu 8'i de karşı tarafa atalım. Eksi 8 olacaktır. Burası eksi 12. Bir de eksi 8 geldi. Buranın eksi 20 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan x'i çektiğimizde x'in 10 eşit olduğunu ne yapabiliyoruz? söyleyebiliyoruz. Cevabımız 10 böylelikle. Zaten C noktasının apsisini bulduğu, e, sorduğundan dolayı x'imiz C noktasının apsisi olacaktır. O da 10'dur. Üçüncü sorumuza geldi sıra. Şekilde verilen y eşittir fx parabolünün simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu olduğuna göre f eksi 4 değeri kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi simetri ekseni ne demektir? Simetri ekseni için arkadaşlar biz tepe noktasının apsisi de diyebiliriz aynı şekilde. Yani buradaki bu parabolümüzün tepe noktası 3'e y noktası olacaktır şuraya da y diyecek olursak, şu şekilde belirtecek olursak tepe noktamızın bu olduğunu söyleyebiliriz. Tepe noktamızın apsisi 3'tür böylelikle. Ve ardından bu soruyu yapabilmek için öncelikle buradaki parabolümüzün denklemini yazmamız gerekmekte ve onu da şöyle yazacağız. A kas sayısını ekleyeceğiz ardından x eksi x1 çarpı x eksi x2 diyeceğiz. Buradaki x sabit olacaktır ellemeyeceğiz. x1 ve x2 ise bizim parabolümüzü sağlayan e köklerimiz olacaktır. Ve gelin birlikte parabolümüzden köklerimizi bulmaya çalışalım. Şimdi simetri ekseni 3 burada bir kökümüz 5 olarak verilmiş. O zaman ikinci kökümüzü nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız. Buradaki e mesafe ile buradaki mesafe birbirine eşittir. Yani 3 ile 5 arasındaki mesafe 2 ise o zaman buradaki kökümüzde 3 arasındaki mesafe de eşit olacaktır. Yani 3'ten 2'yi çıkarttığımızda buradaki kökümüzün de 1'e 0 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani x1'imiz için 1'i x2'imiz için de 5'i alabiliriz. a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 diyecek olursak buradan parabolümüzün denklemini yazmaya başlayabiliriz. Buradaki a'yı nasıl bulacağız derseniz onu da şu şekilde bulacağız parabolde e, her şeyi bilen x ve y'si bilinen bir nokta seçeceğiz. Orası da ne olacaktır? Bu parabolümüzde bu nokta olacaktır. Bu noktada 0'a 2 noktasıdır. Yani x gördüğümüzde 0 yazıp e, cevabımızı sonucumuzu 2'ye eşitleyeceğiz. 0'a 2 noktasını yapacak olursak x'e 0 verdiğimizde burası eksi 1 burası eksi 5 çarptığımızda 5 geldi. 5a eşittir ne diyoruz? Y'miz 2 idi 5a 2 eşit. Buradan a'mızı 2 bölü 5 olarak söyleyebiliriz. Yani A gördüğümüz yere 2 bölü 5 yazabiliriz. Buradaki ifademizi toparlayacak olursak 2 bölü 5 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 demiş olalım. Bizden istediği f eksi 4 olduğu için x yerine eksi 4 yazdığımızda eksi 4 eksi 5 çarpı eksi 4 eksi 5 eksi 9 çarpı 2 bölü 5 gelecektir. Buradan 45 çarpı 2 bölü 5'ten 9 18 olarak cevabımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız Adana böylelikle. 4 fx parabolü verilmiş. Bu parabol ile y eşittir 4x artı m doğrusu farklı iki noktada kesiştiğine göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize sorumuz sorulmakta. Şimdi bu kesişme sorularına ne yapacağız arkadaşlar? Parabol verilmiş ve bize bir doğru verilmiş ve bu ikisi kesik, kesişmekteymiş. Kesişme sorularında bu parabolle bu doğruyu birbirlerine eşitleyeceğiz. Nasıl diyecek olursanız öncelikle parabolümüzü yazalım. x kare artı 2x eksi 3 eşittir diyeceğiz. Artı 3 düzeltelim. Ne eşit olacaktır? Doğrumuza eşit olacaktır. 4x artı m eşit olacaktır. Ve buradan da e, x'leri bir tarafa atacak olursak yani eşitliğimizi sıfıra eşitleyecek olursak arkadaşlar. x kare eksi e, 4x'i karşıya attık. Eksi 2x olarak geçti artı 2 xten dolayı. Artı 3 eksi m ifadesi sıfıra eşit olmuş oldu. Bu nedir? Çakıştıklarını gösteren denklemimiz olacaktır çakıştıkları çakıştıklarını gösteren denklememizi bulduktan sonra bize ne denilmiş bir de farklı iki noktası kesiştiğine göre. Yani bu denklemimizin farklı iki kökü olduğunu söyleyebiliriz. Farklı iki kökü olması an ne anlamına gelmektedir? Bu denklemimizin deltasının sıfırdan büyük olduğu anlamına gelmektedir. Eğer deltamız sıfırdan büyükse farklı iki kökümüzün deltamızın sıfıra eşit olduğunu bilirsek e, bir e, kök, çift kök, kökümüzün çift katlı kökümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Deltanın sıfırdan küçük olduğunu söylersek de reel kökünün olmadığını söyleyebiliriz. Ardından delta'nın formülünü de yazacak olursak b kare eksi 4 ac büyüktür 0 olmalı. Buradaki b'miz buradaki x'in katsayısını, a zaten x karenin katsayısını, c ise sabit terimi ifade etmektedir. Ve buradan yerlerine koyacak olursak b'miz kaçtı? Eksi 2 ile eksi 2'nin karesini aldık 4. 4 eksi 4 çarpı a'mız 1'dir çarpı c'miz 3 eksi m olacaktır. 3 eksi m diyelim. Bu şekilde bu ifademizin sıfırdan büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. Buradan da 4 ile genişletecek olursak 12-4m bir de eksiyle çarpalım. Eksi 12 artı 4m. 4'ü de başına yazalım. Büyüktür sıfır olacaktır. Buradan 4m büyüktür. Eksi 8 karşı tarafı artı 8 olarak geçti. M'in 2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hangi şıkkımız olabilir böylelikle? 2'den büyük bir değer arayacağız. Cevabımız Edirne olacaktır. 2 olmaz çünkü eşitlik söz konusu değil. 5. sorumuz y eşittir x kare eksi 5x artı 1 parabolü ile y eşittir 3x eksi 6 doğrusunun kesim noktaları a ve b'dir. a b doğru parçasının orta noktasının apsisi kaçtır diye bize sorulmakta. Böyle sorularımızı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Kesişim sorularını iki ifademizi, iki denklemimizi birbirine eşitlemekteydik. Hatırlarsanız x kare eksi 5x artı 1 eşittir diyeceğiz. 3x eksi 6'ya. Bunu yapmazsanız sorunuz gider. Bu çok önemlidir. Zaten az önceki sorumuzda da bununla karşılaşmıştık. Ve bu eşitliğimizi sıfıra eşitleyeceğiz bu ifademizi. x kare 3x'i karşıya atacak olursak 5 xten dolayı eksi 8x gelecektir. Eksi 6'yı da karşı tarafa attık. 6 geldi artı 7 eşittir 0 olmuş oldu. Ardından bu ifademizin iki tane kesim noktası olduğunu söyleyebiliriz. A ile B noktası. Bunları bulabilir miyiz? Elbette ki bulabiliriz. Buradaki ifademizi çarpanlarını ayırırsak A ve B'yi de bulabiliriz. Şimdi x kare x'e x'in çarpımından olacaktır. 7 de 7 ile 1'in çarpımından gelecektir ve ardından çarptık bunları 7 geldi. Toplamlarının ne olmasını istiyoruz? Eksi 8 olmasını istiyoruz. O zaman e, eksi 7 ile eksi 1'i çarpacak olursak çarpımlarının 7'i toplayacak olursak da toplamlarının eksi 7 geldiğini söyleyebiliriz. Yani x kare eksi 8 x artı 7 ifadesinin x eksi 7 çarpı x eksi 1 şeklinde yazılabileceğini söyleyebiliriz. Ve bu denklemimizin kökleri de x eşittir 7 ve x eşittir 1 olacaktır. Hem burayı 0 yapıyoruz bir de burayı 0 yapıyoruz. Ve bu değerlerimiz bizim bu denklemimizin kökleri olacaktır. Yani A noktasının 7'ye 0 noktası B noktasının da 1'e 0 noktası olduğunu söyleyebiliriz. AB doğru parçasının orta noktasının absisini istemekte bizden. Orta noktasının absisini nasıl bulacağız arkadaşlar? Öncelikle 7 ile 1'i toplayıp 2'ye böleceğiz. 7 artı 1 bölü 2'den de cevabımızı 4 olarak söyleyebiliriz. Cevabımız denizdi. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. Şekilde 3x artı y eksi 6 eşittir 0, 2x artı y eksi 6 eşittir 0 doğruları y ekseni üzerinde kesişmektedir. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize sorumuz yöneltilmekte. Şimdi bu sorumuzu yapabilmek için öncelikle A noktamızı bulmamız gerekmekte. A noktasını nasıl bulabiliriz? Bir denklemden ya bunu ya da bunda ne yapmamız gerekmekte? X'e 0 değerini vermemiz gerekmekte. Fark etmez hangisine verirseniz. X'e 0 değerini verdiğimizde buradan Y'mizin 6 geldiğini söyleyebiliriz. Yani A noktası 0'a 6 noktasıdır diyebilmekteyiz. Tamam buradaki taralı bölgemizi bulabilmek için yüksekliğimizi bulduk. Bir de neyi bulmamız lazım? B ile C arası uzaklığını bulmamız gerekmekte. Ve onu da nasıl bulacağız? Onu da şu şekilde bulacağız. İkisi de gördüğünüz gibi x ekseni üzerinde olduğundan dolayı bu sefer de y değerlerini sıfır yapacağız. Y'ye 0 verdiğimizde iki denklemde ilk denklemimiz için 3x artı 0 eksi 6 eşittir 0 gelecektir. Eksi 6'yı karşıya attığımızda x'imizi 2 olarak bulmuş olduk. Yani bu noktamız 2'ye 0 noktasıdır diyebiliriz. C noktasına bakalım. C noktasını bulabilmek için de bu sefer de y'ye 0 değerini vermekteydik. y'ye 0 verdiğimizde 2x eşittir 6'dan x'imizi 3 olarak bulmuş olduk. Yani c noktası da 3'e 0 noktası olacaktır. B ile C arası uzaklık ise 3 eksi 2'den 1 gelecektir. Ve taralı bölgemizin alanı da yükseklik çarpı buradaki e, taban alanımız bölü 2'dir. Yani 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımızın 3 geldiğini 5 şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. 8. sorumuza çok güzel bir soru. Çok düşündürücü ve eleyici bir sorudur arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki y eşittir fx para bölü x eksenini a eksi 1'e 0 noktasına kesmektedir. a c diktir b c deniliyor. o b eşittir 9 o a. Olduğuna göre bu fonksiyon alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize sorulmakta. Öncelikle bize verilenleri yerleştirelim. OB 9K diyecek olursak OA'ya K dememiz lazım. OA K ise OB'de kaçtı? 9K'ydı. Ve buradan bu uzaklığımız K'ymış ve buradaki noktamız eksi 1. Yani K'nın uzaklık cinsinden bir eşit olduğunu söyleyebilmekteyiz. O zaman 9K'da ne olacaktır? 9 1 eşit olacaktır. Ve burası da pozitif olduğundan dolayı B noktası için 9'a 0 noktası diyebiliriz. Burası da 9'da 0 noktası. Burası da eksi 1'e 0 noktası gelecektir. Ardından ne yapacağız? Ardından arkadaşlar bizim bu fonksiyonu alabileceği en büyük değeri bulabilmemiz için öncelikle bu fonksiyonumuzun denklemini yazmamız gerekmekte. Denklemimizi nasıl yazıyorduk? A kas sayımız vardı. X diyorduk. X eksi 1. E, X eksi X1 olacaktır. Buradaki X1 ile X2'miz de parabolümüzün kökleridir. Ve köklerimiz eksi 1 ile 9 olduğundan dolayı direkt X Eksi, eksi 1 diyeceğimizden dolayı x artı 1 çarpı x diğer kökümüzde 9'dur. x eksi 9 şeklinde söyleyebiliriz. Bu bizim parabolümüzün denklemi olacaktır. Ardından a'yı bulmaya çalışalım. A <laughs> Özür dilerim. a'yı nasıl bulacağız? 8. sorumuz çok güzel eleyici bir soru arkadaşlar. Burada bazı farklı şeyleri düşünmeniz gerekmekte. Şekildeki y eşittir fx parabolü x eksenine A 1'e 0 noktasına kesmektedir. AC diktir BC. OB eşittir. 9 OA olduğuna göre bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi burada yapmamız gereken öncelikle bize verilenleri yerine koymak olacaktır. OB'ye 9k diyecek olursak OA'ya kaç k k dememiz gerekmekte? Direkt k diyeceğiz. Ve ardından bakın OA uzunluğu k'ydı ve OA uzunluğu 1 Bir birime eşit gördüğünüz gibi. Burayı eksi 1 olarak almıyoruz. Çünkü uz uzunluk olarak uzaklık olarak ifade ettiğimizden dolayı eksi 1 de olsa mutlak değerini alıp 1 olduğunu söyleyebiliriz. K burada 1'e eşittir. O zaman 9K'nın uzaklığı olan OB uzunluğu da e, OB uzunluğundaki B noktası da 9'a eşit olacaktır diyebiliriz. Çünkü buranın uzaklığı da 9 birim olacaktır. Yani biz neyi bulduk? Aslında biz parabolümüzün köklerini bulmuş olduk. İki kökünü bulduk. Ve parabolümüzün denklemi neydi? A kas sayısı ile beraber ax eksi x1 çarpı a x eksi x2 olacaktı. Bu fx parabolünün denklemiydi arkadaşlar. Ve ardından buradaki köklerimizi yerine yazacak olursak x1 kökümüzün yerine eksi 1 yazalım. x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi 9 gelecektir. Bu fx parabolümüzün denklemi olacaktır. Ardından biz A'yı bulmaya çalışalım. A'yı nasıl bulabiliriz? A'yı şu şekilde bulabiliriz. Buradaki parabolümüzün içine bakacak olursak Gördüğünüz gibi buradaki AC doğru parçası ile BC doğru parçasının dik olarak kesiştiklerini söyleyebilmekteyiz. Veya iki doğru parçası veya doğru birbirini dik kesiyorsa arkadaşlar, bu iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi bir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. Eğer iki doğrumuzun iki doğrumuz bir noktada birbirlerini dik olarak kesmek değillerse, bu iki doğrumuzun eğimlerinin çarpımı eksi bir eşit olacaktır. Yani şu şekilde devam edecek olursak buradaki e, OC uzunluğumuza ne diyelim? OC uzunluğumuza arkadaşlar e, B diyelim. OC uzunluğuna B diyecek olursak Buradaki AC doğru parçamızın eğimini bulabilmek için dikey bölü yatay dememiz lazım. Yani dikey B'dir. Yatay ise eksi 1 değil 1 olarak almamız gerekiyor. Gene eğimi bulabilmek için uzunluk cinsinden bakacağız. B bölü 1 olacaktır arkadaşlar. Ve çarpı diyelim. Bir de buradaki BC doğru parçamızın eğimini bulalım. Gene dikey bölü yatay diyeceğiz. B bölü bu sefer yataydaki uzunluğumuz 9'dur. 9 diyelim ama bir de nedir? Buradaki Doğru parçamızın, doğrumuzun e, sola yatık olduğunu söyleyebiliriz. Sola yatıksa doğrumuz arkadaşlar eğimi negatif olacaktır. Yani buraya eksi diyelim. Başına eksi koyacağız. Ve ilk doğrumuza demedik çünkü ilk doğrumuz sağ yatıklı ve sağ yatık doğruların eğimleri pozitif gelecektir. Sola yatık doğruların eğimi negatiftir. Ve bunların çarpımının sonucu eksi 1'e eşittir. Buradan yapacak olursak eksi b kare bölü 9 eksi 1'e eşit. Eksi b kare eşittir eksi 9. B buradan 3 veya eksi 3 gelecektir. Eksi 3 gelebilir mi? Gelemez. Çünkü buradaki b ifademizi bir uzaklıktır ve uzaklık eksi 3 olamaz. Direkt b'mizi 3 olarak söylemiş olduk. Ve B'miz 3 ise C noktasında bulabiliriz direkt zaten 0'a 3 noktasıdır böylelikle C noktamız. Ve ardından denklemimize dönecek olursak denklemimizde A'yı bulmak istiyorduk biz. Ve A'yı bulabilmek için burada bilinen bir nokta olan 0'a 3 noktasını kullanacağız. X'e 0 verdiğimizde Y'mizin 3 olabilmesi için A'nın kaç olduğunu bulmamız gerekmekte. X buradaki doğru denklemimizde X'e 0 verdiğimizde burada 1 kaldı burada eksi 9 kaldı. Eksi 9 A'nın ne eşit olmasını istiyoruz? 3 eşit olmasını istiyoruz. Buradan a'mızı eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Denklemimizi tekrar yazacak olursak uzun bir şekilde yazalım arkadaşlar. Denklemimizi yazdığımızı burayı dağıtarak yazalım. x kare x kare eksi 9x artı x eksi 9 gelecektir. x kare Eksi 8 eksi 9'dur. Kat sayımız da nedir? Eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 3 ile çarpacak olursak da eksi x kare bölü 3 artı 8 x bölü 3 artı 9 bölü 3 gelecektir denklemimiz. Hiç böyle genişletmeye toplatmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bizden istemekte. Bu fonksiyon alabileceği en büyük değerini bulabilmek için öncelikle tepe noktamızın y değerini bulmamız gerekiyor. Yani tepe noktasının aslında ordinatını istiyor. Biz neyi bilmekteydik? Bu denklemimizden yola çıkarak tepe noktamızın apsisini rahatlıkla bulabiliriz. O da neydi? Eksi b bölü 2 idi. Buradaki b'miz x'in kas sayısı. A'mız da x karenin kas olacaktır. X'imizin kas 8 bölü 3. Eksi 8 bölü 3 diyoruz bölü 2 çarpı a A'mızda x karenin katsayısıydı o da eksi 1 bölü 3 gelecektir eksi 2 bölü 3 olmuş oldu buradan ifademizi 4 olarak söyleyebiliriz yani tepe noktamızın absis değeri 4'tür bizden istenen ise tepe noktamızın absis değeri değil ordinat değeridir. yani x gördüğümüz yere 4 yazarak çıkan işlem bizim cevabımız olacaktır x gördüğümüz yere şurada denklemimizde 4 yazacak olursak eksi x kareden eksi 16 bölü 3 artı 8 çarpı 4'ten 32 bölü 3 artı 9 bölü 3 gelecektir. Buradan da payları toplayacak olursak 16, 25, 25 bölü 3 bizim cevabımız olacaktır. O da a şıkkında olduğu için cevabımız Adana böylelikle. Ve son sorumuza geldi sıra. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği çizilmiştir deniliyor. f m artı 1 eşittir 0 olduğuna göre emin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır denilmekte. Grafiğimize bakarak grafiğimizde 0 değerlerini sağlayan x değerlerini bulalım. Şimdi grafiğimiz nerelerde 0 değerini alacaktır? Grafiğimiz x eksenini kestiği noktalarda 0 değerini alacaktır. x 3'e 0 noktasında 0 değerini alacaktır. 1'e 0 noktasında ve 3'e 0 noktasında 0 değerini alabileceğini söyleyebiliriz grafiğimizin Ve buradan yazacak olursak f-3 eşittir 0 diyebiliriz. f1 eşittir 0 diyebiliriz. Ve f3 eşittir 0 diyebiliriz. Ve bize burada verilen ifademizde f artı m artı 1 olduğundan dolayı. fm artı 1 eşittir 0 olabilmesinden dolayı. Buradaki fm artı 1'i f-3'e eşitlememiz gerekmekte. F'ler zaten birbirini götürüyor. Buradan... M artı 1 eşittir eksi 3 diyeceğiz. M'i buradan 1'i e, karşıya attığımızda eksi 4 olarak bulmuş olduk. M'in bir değeri budur. Ardından F1'e bakalım. F M artı 1 bu sefer F1'e eşit olabilir arkadaşlar. Çünkü ikisinin değeri de sıfırdır. F'ler birbirini götürdüğünden dolayı içler birbirine eşittir. M artı 1 bir eşittir birden. M'imizi sıfır olarak bulduk. İkinci değerimiz. Ve F M artı 1 eşittir bu sefer F3 yazabiliriz. İçler birbirine eşit olacaktır. M artı 1 eşittir 3'ten emimizi 2 olarak söyleyebiliriz. Bizden istediği emin alabileceği farklı değerler toplamıydı. Eksi 4 ile 2'yi ve 0'ı topladığımızda cevabımızı eksi 2 Adana şıkkı olarak söyleyebilmekteyiz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videonu gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazı sitemiz olan yazıdayım.net adresimizden bu yazı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazıdayım.net adresimizden ise yapamadığın sorularınızı gönderebilir veya da başkana yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.